İşte demin bir saat önceki Lodos'ta uğultu geldi. Sonra bir ses geldi. Evin tavanı biraz indi kalktı. Anladım minarenin göçtüğünü. Çocuklar da alıp evden uzaklaştık. İşte Allah'a şükür evde hiçbir sıkıntı yok. Evin içerisinde yani can kaybı yok. Çocuklarda falan hiçbir şey yok. Sadece maddi hasar var işte. Ev tamamen üst katı çöktü. Evet, evet. Minaremizi görüyorsunuz. Minare komple indi. Yarısı burada, yarısı evin üstünde hala. Hala tehlike var. Yani ev göçebilir. Biz de onun için uzaklaştık şu anda. Çok elektrikleri kestirdik. Şu an bir sıkıntımız yok. Şu an 9.30-10 arasında aniden bir şiddetli bir rüzgar geldi, yağmur geldi, fırtına geldi. Bir uğultu sesi duyduk. Hatta dışarıda ben camiye, minareye yakın bir yerde oturuyorum. Yıkıldığında sesini duydum ve dışarı çıktım, minarenin yıkık olduğunu gördüm. Sonra arabamla biraz beldenin içinde dolaştım. Oralarda da evlerin camlarının yıkıldığını, seraların yıkıldığını, çoğu şeylerin çatısının çıktığını gördük. Büyük bir afet atlattık ama bir can kaybı olmaması bizi mutlu etti. Ama büyük bir hasarımız var. Seralarda var. Seralarda var. Ondan sonra işte minaremiz yıkıldı. Bazı evlerin camları koptu. Ağaçlarımız yıkıldı. Belediyenin ağaçları yıkıldı. Eski belediyenin önünde. Evet, eski oradaki. Ama dediğim gibi can kaybı olmaması tek tesellimiz ama çok büyük hasarımız var. Aşağıdan geldi zaten. Evet. Bir anda hepsini aldı götürdü. İçeride insanlar var mı evde? Yok, yok. Daha yeni yapıldığım binaydı. Ay, siz yeni yaptınız. Evde herhangi bir kimse yoktu. Yok. Seralarda zarar var mı? Benim serada yok. Aşağıdaki amcamın serada var. Halamın ev götürdü işte. Oradaki aşağıdaki hemen bir evin üzerini götürüp. Diğer seraları götürerek köyün minaresine varıncaya kadar götürdü.